Eğer uzay maceralarını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Merhabalar sevgili arkadaşlar, Galaksi Seyahatname'ye hoş geldiniz. Bir vlog daha yapma ihtiyacı hissettim çünkü açıklamak zorunda hissettiğim bazı küçük konular var. Bunlardan en önemlisi benim EVE Online serilerim ve EVE Online videolarımla alakalı. Çünkü karmaşık yorumlar alıyorum. Bazı insanlar beni kendim hani Türkiye'nin en iyi EVE Online oyuncusu olduğumu savunuyormuşumcasına eleştiriyor. Hani ne bu ne şimdi falan gibi. Bazı insanlar da sürekli yanlış fit, yanlış fit, yanlış fit diye eleştiriyor. Bu yüzden şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Birincisi sevgili arkadaşlar, ben iki çeşit EVE Online, daha doğrusu üç çeşit EVE Online video serileri yapıyorum. Tam olarak üç çeşit. Birincisi EVE Online rehberleri. EVE Online'ın temel özelliklerini, en temel özellikleri, yani oyuna yeni başlayan bir insanın ilk 6 ayını götüreceği temel özellikleri anlattığım EVE Online rehber serileri. Bir ikincisi, kendi kullandığım gemilerle ilgili insanlara fikir vermek, kendi kullanacakları gemilerle benim fikirlerimi bağdaştırıp karıştırıp veya dışarıdan yeniden baştan öğrenecekleri diğer fikirleri bağdaştırmalarını ve karıştırmalarını sağlayacak, yeni fikirler ortaya çıkarmalarını sağlayacak EVE Online gemilerim serisi. Bir üçüncüsü de Niven'in kaşifi serisi. Niven'in kaşifi serisi ki bizim asıl konumuz, ana konumuz bu olmalı bence. Bu seri Niven'ı keşfetmeye yeni başlamış bir oyuncunun başına gelebilecek terslikleri yapma amacıyla ortaya çıktı. Benim bu kanalda yaptığım bütün videolar, bütün oyunlar için bütün videolar, o oyunlardaki beceriksizliklerimden daha çok komiklik çıkartma üzerine kurulmuş videolardı. Yani oturup da ben bütün videolarda, bütün oyun serilerimde o oyunu oynamayı öğreten, o oyunu en iyi ben oynuyorum mu savunan bir insan hiçbir zaman olmadım. O yüzden bütün oyun videolarıma bakarsanız genelde başarısızlıklar görürsünüz. Yani benim kanalımdaki videolarda başarılardan çok başarısızlıklar vardır. Fakat bu başarısızlıklardan benimle beraber o oyunu bilmeyen, o oyunu ilk defa oynayan ya da oyunu oynamak isteyen izleyicilerin benimle beraber dersler çıkartmak ve aynı başarısızlıkları yapmamak gibi bir şans elde etmesi üzerine kuruludur benim videolarım. Dolayısıyla her oyun serimde muhakkak başarısızlık, hata ya da yanlış görürsünüz. Yani ben eğer şöyle bir şey deseydim, Grey Go'yu Türkiye'de ve dünyada ne oluyor dedim arkamda. Grey Go'yu Türkiye ve dünyada en iyi oynayan oyuncu benim arkadaşlar. Size şimdi bu oyunun sırlarını anlatacağım deseydim, eğer böyle bir iddiam olsaydı, o zaman derdim ki yani sırlarını anlatmam lazım. Ne yapayım ben peki şimdi? İşte en ince detaylarına kadar anlatayım. İşte rankım zaten 500 milyon olmuş. Dünyanın ilk 10 sıralamadayım falan. Gelin size bu işin sırlarını öğreteyim. Koçluk yapayım falan derdim. Ama ben öyle bir şey demiyorum. Ben Grey Go'yu sizle beraber oynuyorum. Çoğu oyunu sizle beraber, sizin benim serimi ilk izlediğiniz anla beraber ilk defa Start New Game butonuna basarak başlıyorum. Ve sizle beraber oyunda hatalar yapıyorum. Bir sürü yanlışlıklar yapıyorum. Bazı arkadaşlar o yanlışlıkları, daha tecrübeli arkadaşlar, düzeltmem için bana yardımcı oluyorlar. Mesela geçen günkü Grego videosunda işte hub'ı sığdıramadığın hub'ı çevirebiliyorsun diye bir arkadaş yardımcı oldu. Çok sağ olsun. Bu tarz yardımlarda bulunuyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar izleyip benimle beraber gülüyor. Bazı arkadaşlar yardım ediyor. Bazı arkadaşlar da oyunun nasıl oynayacağını benim hatalarımdan ders çıkararak öğreniyor. Yani oturup da dünyanın en iyi oyununu oynuyorum gibi bir iddiam yok. EVE Online serim için de aynı şey geçerli. Yani EVE Online oyununu oynuyorum uzun yıllardır. Çok da seviyorum. Çok da eğleniyorum oynarken. Fakat dünyanın en iyi EVE Online oyuncusu değilim. Hiçbir şirkete bağlı değilim. Eskiden Wingspan'e bağlıydım. Wingspan çok ünlü bir şirket. Wingspan TT diye aratırsanız
görebilirsiniz. Hiçbir şirkete bağlı değildim. Wingspan'de oynuyordum. Wingspan'de kavga ettim, çıktım, ayrıldım. Şimdi yine hiçbir şirkete bağlı değilim. Oyunun en zengini değilim. En zengin Türk oyuncu ben değilim. En başarılı Türk oyuncu ben değilim. Benim kill listeme bakarsanız işte binlerce kill falan göremezsiniz. Belki bir veya iki tane killim var bu zamana kadar. PvP'ye çok fazla girmedim hiçbir zaman. Hala düşük güvenlikli sistemlerde gezerken korkuyorum. Hala ne yapacağımı birçok aktivitede bilmiyorum. Yani EVE Online'da da eksiklerim var. Fakat EVE Online oyun mekaniklerinin temelini en azından iyi biliyorum. Ve bu konuda rehberler hazırlamaktan da çekinmiyorum. Rehberlerde bir iki hatam oldu. Veya hata demeyelim de yanlış söylediğim şeyler oldu. Alternatif olan şeyler oldu. Hani ben uzun yoldan göstermişim. Aslında onun kısası da varmış falan. Onu da yorum olarak altı arkadaşlar yazdılar. Ben de onayladım. Hani bir şeyler öğrendiğimiz bir topluluk olmak istiyorum. Yani birbirimize bir şeyler öğrettiğimiz ve birbirimizden bir şeyler öğrendiğimiz bir topluluk yaratmak. Benim amacım bu. Yani Galaxy Seyahatname'de insanlar benim videolarımın altına ben bir hata yaptığım zaman onun doğrusunu yazsınlar. Ben de onun doğrusunu yazayım. O da onun doğrusunu yazsın. Başka biri oradan bir şey desin. Hani birlikte o oyunu dibine kadar öğrenelim istiyorum. Benim amacım bu. Fakat bir şeyin de altını çizmek istiyorum. EVE Online'da son zamanlarda, son birkaç videomda şunu gördüm. Yanlış fit. EVE Online'da yanlış fit. En son bir tane fitin yanlış diye bir yorum geldi. Yani dünyanın en iyi Stratios oyuncularından birinin fitini yapmışım. Yani dünyanın en iyisi adam ya. En iyisi. Bu adam dünyanın en iyisi. Aynı o adamın fitini kendi gemimde kullanmışım. Yanlış fit yapmışsın dediler. Yani EVE Online'da yanlış fit, yanlış gemiyi, yanlış modüller bağlamışsın diye bir şey yok arkadaşlar, yok. Yani Battle Clinic diye bir site var. Buraya giriyorsunuz, Stratios yazıyorsunuz veya işte Megatron yazıyorsunuz. Yani binlerce ama binlerce fit çıkıyor. Binlerce. Binlerce. Bunlardan hangisine yanlış diyebilirsiniz, hangisine doğru diyebilirsiniz? Hiçbiri, yani hiçbiri. Bazıları doğru, bazıları yanlış. Ama bazıları birimize göre doğru, başka birimize göre yanlış. Sonuç itibariyle EVE Online'da yanlış fit diye bir şey yok. Maalesef yok. Ha, bu yanlış fit, doğru bir fit kullanarak bir ortama gidersiniz. O ortam için doğru bir fittir. Ama o anda başınıza öyle bir şey gelir ki o başınıza gelen o anki şey için yanlış bir fittir. Onu bilemezsiniz. Yani ona hazırlanmamışsınızdır. Ona hazırlığınız yoktur yani. Bilmiyorsunuzdur onun başınıza geleceğini. Siz bambaşka bir şey için gitmişsinizdir. Fakat o anda başınıza gelen başka bir olay ya hiç de hazırlıklı değilsinizdir. Bu kadar basit. Bazen ben sadece data hacklemeye gidiyorum. Hiçbir saldırı modülü kullanmıyorum gemime. Fakat bir gidiyorum ya rahat rahat patlatabileceğim bir sürü gemi var. Yani bir tane PvP şeyim olsa bir sürü rahat rahat patlatabileceğim gemi oluyor ortamda. Şimdi o videoya bakarsanız yanlış fit yapmışsınız dersiniz. Hayır, ben yanlış fit yapmadım. O andaki durum, rastgele gerçekleşen durum yanlış fit gibi gösterdi durumumu sadece, gemimi. Yoksa EVE Online'da yanlış fit diye bir şey yok arkadaşlar. Yok yani. Yani çok bu konuda üst düzey fit konusunda tartışmalar yapan, işte gemi modülleriyle ilgili bir sürü konuşmalar yapan, bir sürü fitting üzerine tartışmalar yapan forumlarda, Reddit'te, EVE Online'ın kendi forumlarında bile insanlar artık yanlış fit demeyi bıraktı yani. Bitti. Yok, yanlış fit diye bir şey yok. O açıdan tek kabullenemediğim eleştiri yanlış fit. Yanlış fit yok yani, yok değil. Benim fitim o. Sen başka bir fitle gidebilirsin. Çok daha başarılı olmuşsundur ama senin fitin de o an senin fitine uygun olaylar gerçekleştiği için başarılı oldu. Mevzu bununla ibaret. Bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Hani eleştirinin her türlüsünü açayım. Mesela geçen gün, dün müydü, dün de önce miydi, bir arkadaşımız Elite Dangerous serim için çok kısık sesle ve yavaş konuşmuşsun. Çok sıkıcı olmuş bu da. Videon sıkıcı hale gelmiş demiş. Evet, yani sıkıcı olmuş. Ben de daha sonra izledim. Sıkıcı olmuş. Üzüldüm hakikaten. Sıkıcı dedim. Yani hatta Elite Dangerous serisini silip komple, o video serisini silip tekrar mı çeksem diye bile düşündüm. Bu arada Elite Dangerous'ta bir sıkıntı var. Oyun açılmıyor. Onu çözmeye çalışıyorum ama çok da vaktim yok. Çözer çözmez.
seriye tekrar başlayacağım. Her neyse, sonuç itibariyle evet baktım sıkıcı olmuş. O videoların hepsini silsem mi bile diye düşündüm yani. Silsem mi bile diye düşündüm. Böyle eleştirilerin, yani eleştirinin her türlüsünü açayım. Fakat yanlış fit deyince böyle olmuyor. Yani diyorum ki nasıl ya, nasıl ya, nasıl? Olmuyor. Her neyse, dediğim gibi dünyanın en iyi EVE Online oyuncusu değilim. Yanlış bir fit de yapabilirim üstelik. Hani yaptığım bütün fitler, bütün hareketler falan mükemmel değil. Yanlış bir fit de yapabilirim. Her zaman söylüyorum. Bu yanlış bir fit olduğu düşünüyorsanız bu geminin doğru fitini aşağıda açıklamasıyla yazın. Bir zamanlar Noctis fitime bir arkadaş yanlış fit demişti. Demiştim ki yaz hani doğrusu nedir. Yazmıştı böyle detaylı anlatmıştı. Harika. Harika bir rehber oldu. Yani onun yazdığı yorumu alıp tekrar bir rehber videosu yapmak istedim. Onun yaptığını, yazdığını uygulayarak göstermek istedim arkadaşlar. Hani o kadar iyiydi. Yanlış bir fit yaptığımı düşünüyorsanız doğru fiti yazın. Altına açıklamasını yapın detaylarıyla. Bütün insanlar da o videonun altındaki yorumları okuyan insanlar da bu açıklamadan faydalansın. İsterse benim fitimi kullansın, isterse sizin yazdığınız fiti kullansın. Hatta çok güzel bir fit ise gerçekten ben oturup o fitin videosunu yapayım ve videolu bir şekilde açıklayayım. Sizin de isminizi o videoda paylaşayım tüm insanlarla. EVE Online severler, ateşli bir topluluk. Bu ateşi de sevgili arkadaşlar bu şekilde gösterebiliyoruz bazen. Ama dediğim gibi tek amacım benim EVE Online'ı muhteşem oynayan bir insanın inanılmaz PvP savaşlarını ve muhteşem gelirlerini falan göstermek değil. Tamamıyla amacım temellerini anlatmak, hatalar yapmak ve ben bu hataları yaparken de siz bu hataları yapmayın demek. Bu kadar basit. EVE Online da dahil bütün serilerini yaptığım oyunların hepsi aynı bu şekilde ilerledi sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bütün görüşlerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hızla çoğalmaya devam ediyoruz. Kalabalık bir grup haline geliyoruz. Bu da beni çok sevindiriyor. İnşallah daha da kalabalık olacağız. Daha fazla tartışacağız, daha fazla konuşacağız, daha fazla yorumlaşacağız birbirimize. Bana yardım edin. Yani bana gerçekten yardım edin. Ne yapmam gerektiği hakkında yardım edin. Hangi oyunu çekmemi istediğinizi söyleyin. Ne yapmam gerektiğini bana muhakkak ama muhakkak söyleyin. Bir oyunda bir hata yaptıysam o hatamı düzeltin. Evet, yani bunda arkanızdayım. Çünkü dediğim gibi bu oyunu, çoğu oyunu sizle beraber Start the New Game butonuna basıyorum. Yani diğer YouTuber'lar gibi bir oyunu bitirip bir yandan bir save game'le oyunu ilerlerken bir yandan bir save game'le baştan başlayıp yaptığım hareketleri tekrar yapma gibi bir olay yapmıyorum. Oyuna sizinle beraber başlıyorum. Her şeyi sizinle beraber keşfediyorum. O açıdan bu videoların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.